Nasıl ki kılıçlarımıza basıp sultan olduysan, şimdi de kılıçlarımızın altından geçip payitahta gideceksin. Şahabettin Paşa. Hünkârım. Sefer bahşişleri hazırlansın. Yeniçeri kullarıma da atılsın. Emredersiniz hünkârım. Tez sefer bahşişleri hazırlansın. Sultanın üzerine sultan mı getirirsiniz? Behey töresizler! Behey hainler! Ocağa geldik, yoksun. Topçu ocağa basılır, yoksun. Saraya girerler, gene yoksun. Gün bitti, ay doğdu. Kurt burada. De bana Çandarlı. Çakal kim? Nerede? Aldığınız bir kese akçeyle kininizi mi unutursunuz ağalar? İstediğimizi aldık ağam. Daha ne eyleyelim? Kılıçlarımıza basarak sultan olan Mehmet, bu mübarek kılıçların altından geçmedikçe içimiz soğumayacak. Yoldaşlar. Akçamızı aldık ağam. O kadarı kafidir. Ağalar! Yeniçeri töresini çiğneyenin akıbetini bilmez misiniz? Yeniçeri, bir kese akçeyle yetinmez. Yağma görmedik. Bu
Düşmanın göğsüne saplanmayan kılıçların altından geçmek töredendir. Sultan Mehmet! Açtım. Ama meğer oyunmuş. Bize oyun oynamışlar. Sen Akıncı Bey değilsin. Paydat eminisin Çandarlı. Sultanlık tahtındayım diye kendini sultan mı bellersin? Evranos oğlu. Ben bu devletin veziri azamıyım. Hünkârımız için Akıncı Bey'i de olurum. Kapı kolu da. Hünkârımıza bunun hesabını nasıl veririz bilmem. Siz şehzademizin naaşını alın sultan. Hesap bekler Halil Paşa. Thank you.
Anne ölmedi de. Yaşar anne. Aç, aç gözlerini. Kalk, kalk. Anne yaşıyorum de. Ben sensiz neyleyim? Atmaca, var mı bir haber? Ulaklar dönmek üzeredir paşam. Ancak Sultan Mehmet, Yeniçerilerin kılıçlarının altından zinhar geçmez. Bana kalırsa Doğan Ağa vazifesini çoktan yapmıştır. Şayet Sultan Mehmet kan kusup da kızılcık şerbeti içtim demez. Murat Ağa'nın tahtı Orhan gibi bir Bizans beslemesine yar olacak. Hepsi benim yüzümden. Sultanımız sağ salim dönse daha mı hayırlı olur paşam? Hayır şerri mi kaldı Atmaca? Murat Ağa'nın öz evladı Ahmet benim yüzümden öldü. Hangi yağmuru temizler bu günah? Hangi tufan eser de döner zaman tersine? Gayrı endermansız ölüm derdi düştü hissemize. Mehmet dönsene, dönmesene. Dediniz ya paşam, bu günahı hiçbir yağmur paklamaz. Hele sizin kanınız hiç temizlemez. Sizi bilen bir tek Mustafa Ağa vardır. Dilerseniz... Gel. Sultan Mehmet Han. Edirne yoluna revan olmuş paşam. Yeniçeriler ile aralarında bir husumet yaşanmamış. İyi. Atmaca, hazırlık gör. Mustafa Ağa'yı birlikte görmeye gideceğiz. Lalanız Zanus Paşa geldi hünkârım. Huzura kabul bekler. Şimdi değil. Mesele mühimmiş hünkârım. Buyurun paşa efendim. Gel Zanus. Hünkârım, niçin geldiğini bilirim. Lakin vakti değil. Hele bir payitahta dönelim. Elbet bunları konuşacağız. Çekilebilirsin. Mesele Yeniçeri meselesi değildir. Daha mühim bir maraza vardır hünkârım. Hayrola? İsa Bey'in yanından gelirim. Venedik küffarı. Gelip Bolu'ya donanma çıkarmış. Sen ne dersin paşa? Bizans'ın Orhan üzerinde tehdidi. Venedik'in donanma çıkarması. Hünkârım siz daha iyi bilirsiniz. Sakin. Küffar beraber iş tutar. Bu cihanı kafirin başına yıkma vakti geldi.
istediler. Allah vere de şu Doğan ağamız gelip bizi bu cendereden çıkara. Kimsiniz siz? Yettik Mustafa. Tasa etmeyesin. Bektaş seni Iskarta'ya ayırmadan bunca fenalık edemezdi zaten. Ama şükür ki iyisin Mustafa. Şükür, şükür, şükür. Sen beni aptal mı belledin Halil Paşa? Bu işlerin senin başının altından çıktığını bilmez miyim ben? Bunca temsil yaptık. Bütün bunların hepsi boşuna mıydı şimdi? Mehriban. Mehriban'a ne yaptınız? Ahmaklık bu cihanda mutlu olmanın en kestirme yoludur. Şayet bu işlerde benim parmağım olduğunu öğrenemeyeydin, işte o vakit ömür boyu mutlu mesut yaşardın. Mehriban, öldürttünüz diye. Ancak ahmak bir adam böyle cefakar bir kadını öldürebilir. Mehriban senin için çok bedeller ödedi. Senin uğruna Şehzade Ahmet'in ölümüne bile sebep oldu. Yalan. Yalan söylersin. Keşke yalan olaydı. Keşke. Paşa. Mehriban'la bırak bizi gidelim. Allah geçin. Bırakalım mı Atmaca? Yapma sen de insafsızlık yapma. Bırakalım olur olur. Olur ama kaç yıl sonra olur bilmem. Nasıl? Sultanımızın senden daha fazla güvendiği bir yeniçeri kulu yok. Allah var. Ben de güvenirim. Zannım o ki hünkârımız seni Yeniçeri Ocağı'na ağa edecek. Yeniçeri ağası olarak sultanımıza edeceğin hizmeti bana da edersen. Mühinlik etmemi istersin ha? Zinhar! Öldür beni! Dur. Celallenme. Allah Allah. Sen celallenirsen Mehriban neyler? Bundan böyle tasman elimde. Gevşetmeye dahi çalışsan Mehriban ölür. Bunca Bahadır'ı atlattık. Sen neredeydin Mehriban? Halı Sultan iş vermişti. Onu görürdüm. Bir de baktım ki ortalık karışmış. Haremde de pek bir şey olmadı ama. Nerelerdesin sen Mehriban? Cariye koğuşundaki sayımda da görememişler seni. Halı Sultan vazife vermiş Sultan. Ortalıkta görünmediğine göre mühimdi herhalde. De bakalım. Ne vazifesiymiş bu? Mehriban, ne diye beklersin? Odada bunca iş var. İşini yapar. Hele verdiğin vazife ne, onu söylesin. Odada birkaç iş var, onu görürdü. Benim niye haberim yok? Hakkın var. Ancak bunca koşturmanın arasında böyle bir mesele için seni rahatsız etmek istemedik. Mazur gör. Haydi, düş peşime.
Al. Öksür. Orta ağalardan Şehzade Ahmet meselesini bilenler seninle görüşmek isterler. Maruzatları varmış. Gırtlaklarına kadar akçeyle doldurdum. Dertleri neymiş? Aldıklarını geri vermek isterler. Belli ki gözleri korkmuş tırsakların. Fe subhanallah. En sevmediğim Adem tipi. Özlek Adem, korkak Adem. Çağır gelsinler. Emredersiniz. Gelin ağalar. Hayırdır ağalar? Sultan ordugahını bırakıp lalasıyla gitmesi iyi olmadı ağam. İnşallah Şehzade Ahmet tahta geçmiştir de kefeni yırtarız. Yoksa bu işin sonu... Bıdı bıdı etmeyin. Akçeyi alırken aslan, bedelini öderken sıçan olmak yok. Duydunuz mu? İbrahim Hak konuşur ağam. Mehmet bunu unutmaz, yanımıza da koymaz. Kurtça. Korktunuz mu lan? Yüreği yufkalar. Adam satmak yok. Duydunuz mu? Korkmayacak gibi mi ha? Sultan sefer bahşişini zaten verdiydi. Biz ne ettik? Rüsva olsun diye onu kılıçların altına zorladık. Bu işin sonu fenaya sarar ha. Töresizlik ettik. Tükürtmeyin olan törenize. Yaprağı yerken kütür kütür sapına geldi mi yeme. Yok öyle yama. Duydunuz mu? İsyan dedin geldik. Talan dedin geldik. Bir bildiğin vardır zannettik. Bizden bu kadar ha. Beni dinlemeyecek yoldaşım yoktur. Ha, zaten dinlemiyorsa da duymuyordur. Yapma! Geber soysuz! Ağzı dolu olan az saçmalar. Doğan'ı satmanın bedeli budur. Herkes görsün, bilsin. Hak ettiler abi. Etmesin ettiler de yaprak dökeriz. Bir bir eririz. Hem orta ağalar bize yüz çevirirler. Hesap edemedik ha. Önünü kestik. Sefer bahşişi verdi. Kılıçları kaldırdık. Altından geçti. Paytahta bizi çetin bir gece bekler ha. Gayrı bıçakları çektik. Kime girer, kimden çıkar Allah bilir. Hünkârım, Yeniçeri olayında siz doğru olanı yaptınız. Yoksa hadisenin önünü alamazdık. Artık ilmi siyaset vakti bitmiştir. Gayrı önümüze bend olanın başı, yolumuza taş koyanın yurdu gider. Emriniz nedir sultanım? Buraya neden geldik bilir misiniz Anus? Buraya Venedikliler Gelibolu boğazını kapadığı için geldi. Konstantiniyye. Gene her vakit yaptıkları gibi en müşkül anımızda sırtımıza bir çıban gibi belirdiler. Beni bir elçiyle seferden, bir donanmayla yolumdan ettiler.
Dilerseniz Venedik'e ivedi bir elçi çıkaralım. Bunun hesabını soralım. Dedem, Yıldırım Beyazıt. Bu Anadolu Hisarı'nı Bizans'a gözdağı olsun diye yaptırmış. Bizans da bundan ders çıkarıp saldırılarını kesmiş. Peki biz nasıl bir ders vereceğiz hünkârım? Biz ders vermeyeceğiz. Sorunu ortadan kaldıracağız. Allah'ın izniyle tam şuraya. Karşıya bir boğaz kesen yaptıracağım. Payitahta döner dönmez emrimi ilet. Derhal yapımına başlansın. Af buyurun sultanım. Hisar'ın yapımı uzun sürecektir. Öncelikli olarak ivedi bir hamle yapsak. Gerekirse Memaliki Osman'ın tüm taşları buraya yığılsın. Tüm hendeseler getirilsin. Bir an evvel yapımına başlansın. Emri ferman sultanımızındır. Hele bir yarın olsun da biz de payımıza düşeni alırız. Şu nöbet bitsin de. Akşam detaylı olaraktan konu. İmparatorun açmasının önce böyle mi bekliyorsunuz? Hı? Gevşek herifler. Taş ocağına sürdürürüm sizi. Eski dostum Frankis. İmparator. Demek döndün ha? Seni iyi gördüm. İmparatorumuz ve imparatorluğumuz için iyi olmamız gerekiyor efendim. Herkes senin gibi düşünse eski ihtişamlı günlerimize daha hızlı döneriz. Sen gelmeden haberin geldi. İyi iş başardın. Venedik Doçesi saygılarını iletti efendim. Bundan sonra Boğazlar'da Osmanlı'ya rahat vermeyeceklerini, savaşta ve barışta yanımızda olduklarını söylediler. Güzel, güzel. Ama bunun karşılığında sürekli bir istekleri olacak değil mi? Size. Hüdavendigâr Murat Han'ın ulu atam Hayreddin Paşa'nın hamurunu kardığı ocağın utanca abideleri. Devlete hainlik edesiniz diye mi yetiştirilirsiniz? Devlet içine devlet. Hakan üstüne Hakan getirmek öyle mi? Hünkârımıza isyan eden, kirli ayaklarıyla sarayına giren bu hainlerin cezasını sen vereceksin Mustafa Ağa. Töreli olsun. Baş kaldı.
kandıranı. Son ölümdür. Saklambaç oyununu oynadığımıza göre şimdi başka bir oyun oynayabilir miyiz madem? Oynarız tabii şehzadem. Ahmet amcam da oynar belki bizimle. Gülşah Hatun. Çeşmedil, Beyazıt'ı götür. Sen git, ben de geleceğim oğlum. Başardığın vazife, erim diye gezinenlerin çoğunun üstesinden gelemeyeceği bir işti. Sağ olasın. Şehzademin canına mal olduktan sonra belki bir can yitirdik ama binlerce canı da bu sayede kurtardık. Yaptığın az bir şey değil. Sen sultanımızın tahtını, istikbalimizi kurtardın. Ahmet'in acısı ciğerimi deler, yüreğimi yakar. Dediklerinde haklısın ama her şey gözümün önünde oldu. Öykü taşımak çok zor Bahar. Acın derin, bilirim. Ancak şunu da bilirim ki, bunun da üstesinden elbet geleceksin. Sen güçlü bir hatunsun. Sultanımıza Ahmet'in yaşayacağına dair söz vermiştim. Tutamadım sözümü. Onunla olan son bağım da Ahmet'le beraber toprak oldu gitti. Üzme kendini. Kaderin önüne kim geçmiş ki biz geçelim? Kader değil mesele. Olacakları bilmek. Adın gibi biliyordum. Halime'den bir iyilik çıkmayacağını biliyordum. Ben ona kendini affettireceği fırsat verdim. Ötesi değil. Olanlarla beni suçlayamazsın. Suçlamıyorum. Sadece çok üzgünüm. Can çıkar huy çıkmaz diye boşuna dememişler. Akrebin huyunun eninde sonunda sokmak olduğunu bilecek kadar tecrübeye sahip biriz. Ne umuyordun da bulduğuna bu kadar şaşırırsın? Hatasını anlayıp aklı başına gelir diye düşündüm. Ancak Halime'nin ne aklı başına gelmiş ne de başına gelebilecekleri tahmin etmiş. Şimdi yansın dursun. Hem giden oğlunun canına hem kendi canına. Kendini bile bile ölüme sürükledi. Yaptıkları affedilir gibi değil. Ama sultanın hükmü ne yönde olur? Beklemek icap eder. Hmm.
Bunların izahı nedir? Kim bunlar Çandarlı? Yokluğunuzu fırsat bilip baş kaldıran Yeniçeri asile. İhanetlerini kusmak için sefere çıkmamızı mı beklemişler? Kuvvetli bir tertip kurmuşlar. Her yere saldırdılar. Haremi ve Enderun'u can pahasına koruduk. Sen korudun korumasına da bunca şey tertip edilirken sen nasıl uyudun Çandarlı? Biz seni ardımıza payitaht emini diye boşa mı bıraktık? Gafil avlandık. Bir oyun kurup bizi de içine çekmişler. Son anda fark ettik. Kim bu melunların başı? Bektaş namlı Şaki. Kendi ellerimle kellesini aldım. Bu meşum isyanı bastırıp diğerlerini de itlaf ettik. Dertleri neymiş? Nedev'i baş kaldırmışlar. Hünkârım. Şehzade Ahmet'i tahta çıkarmak için ayaklanmışlar. Ahmet mi? Böyle hünkârım. Ancak şehzademiz. Ahmet. O nerede? Dini devlet, mülkü millet uğruna göçtü. Sizler ömür. Sipahiler! Bunların kellesini alıp Yeniçeri Ocağı'na gönderin. Nasıl kıydınız evladıma? Nasıl reva gördünüz bunu ona? Daha doyamadan. Söküp aldınız onu benden. Çekip aldınız onu benden. Evladına ne ettiysen sen ettin Halime. Ne talihine kız, ne de bir başkasından bil derdini. Onu senin ihtirasın ve hırsın öldürdü. Başka bir şey değil. Ben yalnızca onun iyiliğini istedim. Evladının iyiliğini düşünenin yapacağı şey midir yaptıkların? Önünü arkasını düşünmeden nasıl cüret edersin? Hiçbir şey yapmadan ne vakit oğlumu canım kıyacaklar diye beklesemiydim. Bekleseydin ya, en azından yaşadığını bilirdin. Şimdi ölümün acı yüzünü bekleyeceksin. Yazık ettin. Hem evladına hem kendine yazık ettin. Bekleseydim.
Bekleseydim. Bekleseydim. Nasıl mani olamadınız? Hünkârım, bu iş hesaplı bir işmiş. Zannımca Kurtçu Doğan'ın tezgahı. Şakiler arz odasına dayanınca Evrenos oğlu Ali Bey dedi.
gövdeleriyle beraber götürüp gömün. Yokluğumuzdan cesaret alıp ocağı yakmış, yarenlerimizi kırmışlar. Bu ateş bize de sıçar mı ağam? Ne vakit ateşten korkar oldun Zülfikar ağa? Biz bu esvabı üzerimize attığımız gün ateşten gömleği giydik. O vakit bize dokunan yanar. Çandarlı Paşa ne der bu işe ağam? Çandarlı bizden yüz çevirmeseydi bu kelleler buraya gelmezdi. Evrenosoğlu Ali Bey. Bulacağız. Nasıl oldu Ali Bey? Gel hele. Karındaşım Ahmet'in canı. Kut töresinin aldığı kaçıncı candır Ali Bey? Töre aldığı canı bilmez hünkârım. Yaşattığı devleti bilir. Biten canı töre bilmez de sultan da mı bilmez? Evvel giden hükümdarlar nasıl dindirmişler bağırlarındaki sızıyı? Hünkârlar olacakları kut töresi üzere devlete talip olduklarında bilirler. Bu sebepten dertleri sadece devlet, sızıları sadece millettir. Eğer ceddiniz Kara Osman Bey amcası Dündar'ı boğdurmasaydı, beyliğiniz Bizans bağrına saplanır mıydı? Oğluna ismini verdiğim Kutlu Deden Beyazıt'an Yakup Çelebi'yi kurban etmese Yıldırım olabilir miydi? İsmini aldığın Mehmet Han Çelebi kıymasaydı kardeşlerine nasıl bitecekti fetret fitnesi? Bir devlet yok olmaktan nasıl kurtulacaktı? Kimse ötekine düşman olduğu için yapmadı bu işleri. Hasmını herkes kurban eder. Ama öz kardeşini devlete ve millete yalnız Ali Osman kurban eder. Acısı çetin, sabrı zordur bilirim. Lakin unutma Mehmet Han. Beyi Hakan eden milleti için ödediği bedeldir. Ahmet'im bu sebeple mi katıldı kut töresiyle göçenlere? Nizam bozulmasın, kafir gülmesin de varsın günahsız Ahmet'le Gazi Evranos'un canı gitsin. Var. Yine de kalp hüzünlenir. Göz yaşarır. Müzik
sahada seni gördükçe Ali Bey. Kardeşimin sızısı yüreğimi yakar da kavurur. Buyruğum nice dağları ölümde yol eder. Nice beyi kul eder. Hiçbir söze benzemez sözüm. Dini devlet, mülkü millet için kıldığım hüküm. İtiraza gelmez. Kutkan ile yoldaşlığımız dün başlamadı sultanım. Cümlesini biliriz evvelallah. Ben de hakkı bilirim Ali Bey. Bildiğim şudur ki ne kardeşimin canını alanla yoldaş kalabilirim. Ne de devletimi kor ateşten çekip alanla hasım. Var git. Sar hatlara suratını. Akınlarda destan yaz. Türklüğün töresini yücelt. Burada kalırsan ya canıma ya da sana yazık olacak. Buyruk Hakanımızın uğraş evrene sol halindir. Destursuz habersiz geldin ama ben sana işin hülasasını anlatayım da sen de anla. Başaramadım kurtçağı. Bütün tertibi bozdum. Zannımca sizin et meydanına kurban meydanı kurulacak. Bıçak Mehmet'in elinde. Devlet-i Ali'nin menfaati için. Beni değil, kendini kurban etmeni isterim. Şimdi sana bir hikaye anlatayım. Kısa kes paşa. Hep sen anlattın, ben dinledim. Şimdi hikayet sırası bende. Mesele sen. Laf ezme de, sükut et. Mühim misallerim. Nice tuzak. Nice tertip görmüş. Tüylerine kırçıllar düşmüş yaşlı bir çakal. Avcılardan kaçar. Say ki sen. Nefes nefese bir köylüye sığınır. Kurtar beni der. Köylü bakar. Çakal yaşlı. Çakal bitkin. Çakal naçar, açar çuvalı, sokar çakalı içine. Erketeye yatan avcılar, köşe bıçak çakalı arar. Çevirirler köylüyü, sorarlar çakalı. Ama köylü ele vermez, hem de canı pahasına. Say ki ben. Gözü kara avcılar uzar gider. Bizim merhametli köylü indirir sırtından çakalı. Açar çuvalın ağzını. Çakal mesut, çakal bahtiyar. Bana büyük bir iyilik yaptın der. Köylü de insanlık vazifesidir. Ne demek der. Döner sırtını. Gitmek ister ama çakal izin vermez. Bir almanından kan damlayan pusat gibi süzer köylüyü.
Ağzına toplanan salyayı köpükleri siler. Epeydir avcılardan kaçarım. Bitap düştüm. Açım. Takatimi toplamam için seni yemem lazım der. Aynı sen. Gölü şaşkın tabii. Aynı ben. Kaşları çatılır köylünün, ulan der, töresiz çakal, ulan der, yolsuz çakal. İyiliği tez unutmak, er adam değil, yoz adam töresidir. Hani vefa, hani vicdan, hani merhamet? Çakal sırıtır. Onlar evvel Adem işidir. Bozuldu cihanın töresi der. Yapılan iyilikten tez unutulan başka bir şey var mıdır deyip çökertir köylüyü. Paramparça eder. Şimdi misal bu ya Çandarlı. Ben de seni sırtımda çok taşıdım. Buçuk tepede çuvalımdaydın, sustum. Orhan isyanında çuvalımdaydın, sustum. Ahmet tertibinde çuvalımdaydın, sustum. Gayrı susmam. Bilirim ki çuvalı açsam beni yiyeceksin. Gayrı karşında merhametli saf köylü yok. Seni de sana destek verenleri de bu çuvala sokar. Boğarım. Gayrı bu böyle biline. Kitap soracaktım. Var mı acaba? Bakalım hemen. Müellifi kim? Eserin adı ne? Üstad-ı Azam Fazlullah Esterabadi. Eserin adı da Cavidanname. Celalettin. Geldiniz ha? Hoş geldiniz canlar. Nasıl kurtuldunuz o cehennemden? Ölürse ten ölür Cavit. Canlar ölesi mi? Öyle ya. Öyle. Soluklanın. Aç mısınız? Aç dökeyim. Sağ olasın. Ruşen, Kulna Atık, İmam Kasım nerede Celalettin? Onlar gelmedi mi? Yoksa... Bizi katledeceklerini önceden işittik. Evvelden yüzlerce yoldaşımızı şehirden kaçırıp Şam'a doğru gönderdik. Onların emniyetini aldıktan sonra biz de Semerkant'tan son iki kafile olarak ayrıldık. Ruşen, Kulna Atık, İmam Kasım hepsini Şahruğ'un adamları yakalamış. Biz kaçabilen kafiledeydik. Bir haber alabildiniz mi? Sığınabilecekleri bir yer var mı? Hurifilere ait her yer talan edildi. Yakıldı, yıkıldı. Ne evimiz kaldı ne barkımız. Yoldaşlarımız? Onları da
derilerini yüzüp şehirde teşhir etmişler. Geriye sadece hatıraları kaldı. Tek umudumuz sende Cavit. Haberlerini aldım. Eğer Sultan Mehmet'i fikirlerimize ikna edebilirse, Hürufiler için yepyeni bir devir başlar. Sultanı ikna etmek öyle kolay değil Celalettin. Neden? Bak Şemsettin, hocası. Eğer Sultan Mehmet'e varmak istiyorsak, evvela onu aşmamız lazım. Rabbim, sen bizi bilip ettiğimizden, bilmeyip ettiğimizden, her ne kadar günahımız varsa affeyle. Şehzademiz Ahmet, o masum bir çocuktu. Sen onu cennet köşklerinden en güzelinde ağırla Rabbim. Amin. Amin. Sultanım, geldiğinizi fark etmedim. Affet. Estağfurullah. Gel. Yamacıma otur. Sağolasın Gülşah. Ne için sultan? Emanetime sahip çıktım. Zalimlerin eline bırakmadın onu. Emanetinize sahip çıkabilseydim eğer, şehzademiz şu an yanınızda olurdu. Bahtımıza devleti koyan, musibeti de yanına eklemiş. Ta çağ çocukken öğrettiler bize kut töresini. Kulağımıza ilk onu üflediler. Gözümüze ilk onu gösterdiler. Böyle dedik. Baş koyduk. He. Devlet kuşu kimin başına konar? Ecel kuşu kimin başında döner? Kimse bilemez. Bize düşen kaderimizi görmek için yaşamak. Bu uğurda gayret etmek. Allah bu yolda bizleri şaşırtmasın sultan. Amin. Halime senin yanında. Böyle bir işe kalkışırken nasıl farkına varmadın? İyi niyetimi suistimal etmiş sultanım. Ahmet'i görmeye gittiği günler ilmek ilmek işlemiş tertibini. Sadece ben değil, hiçbirimiz anlamadık. Mara, Bahar, Gülşah. Sana iflah olmayacağını söylemiştim. Dinlemedin beni. Hakkınız var. Haline aldanıp bağışlanmasını ben istedim. Bu sebepten ne buyurursanız kabulümdür. Senden ancak bu kör düğümü çözmeni dilerim. Benim tahtıma göz diken, kardeşimin ölümüne sebep olan Halime Hatun'un gayrı bu cihanda alacak nefesi kalmamıştır. Var git. Vaktiyle hayat sunduğumuza, şimdi eceli sun. Kurtçu, hem kendini,
Hem de bizi yakar mı dersin? Yahu İshak, destursuz konağıma kadar geldi, gözümün içine baka baka beni tehdit etti derim. Yakmayı kafaya koymasa böylesine cesaret edebilir miydim? Allah Allah. Öyleyse buna bir hal çare bulmak lazım. Ben de onu düşünürüm. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Naçar kaldım. Paşam, sen sultana söyledim dediydin. Konuşmasına fırsat vermeden alsa ya şunun kellesini. Ne? Kurtçu bu kurtçu. Kafasına koydu onu, son nefesinde bile yapar. Gel. Beni emretmişsiniz hünkârım. Mustafa. Neden yüz sefere gelmedin? Kurtçu Doğan ağa. Ocak emini olarak payitahtta kalmamı istedim hünkârım. Ocak emini ha? Ama gördük ki Ocak pek emin değilmiş. Estağfurullah hünkârım. Bir yeniçerinin tek bağlılığı sizin yüce makamınızdır. Neredeydin Mustafa? Nasıl oldu? Nasıl yeniçeriye sahip çıkamadın? Anlat hele. Kalkışma olacağını hesap edemedik. Söylentileri işitir işitmez seslerini kesmeye gittim. Gittim ama tertibatı evvelden almışlar. Bir anda karşıma çıkıp beni tevkif ettiler. Direndim ama ne çare. Gözlerimi açtığımda bir harabeye atılmıştım. Nasıl oldu da isyan biter bitmez kanlı canlı geldin? Ben gelmedim sultanım. Payitaht emini Çandarlı paşamız isyanı bastırınca gelip beni buldu. Lisan-ı hal ile bana dersin ki İşin artık karanlık. Ben bu gece o karanlığın ardını göreceğim. Yeniçeri kılığında devlet düşmanlığı yapanlar da sultanın kim olduğunu görecekler. Hazırlığını gör. Yeniçeri ocağına gideriz. Yazık ettin kendine halime. Yazık ettin. Halime Hatun. Murat'a.
kırdılar koca Murat. Sen neredeydin? Ahmet'ine kıydılar. Sen neredeydin? Yoktu. Yoktu. Bekleseydin. Bekleseydin. Halime Hatun. Bekleseydin. Ne olmuş buna böyle? Bekleseydin. Ölüm korkusundan kendini deliliğe vurur. Yok Mihriban, yok. Aklı yetmiş bunun. Oğlum bırak. Bekleseydin. Öyle oyun eder gibi durmaz. Bu halde infaz edilemez sultanım. Doğru dersin. Benim oğlumu götürür müsün? Ortalar, kardeşlerimiz bir karar beklerler Kurtça. Yolumuz, usulümüz nedir? İşin içinden çıkamamışlar. İstişare isterler. Dışarıdakini kan bağı, akraba yapar. Ocaktakini sadakat, kardeş kılar. Bu yüzden ayrımız, gayrımız yoktur. İçine düştüğümüz vaziyet nedameli. Eyvallah. Lakin ne ettiysek hep beraber ettik. Bedelini de hep beraber ödeyeceğiz. Aramızda çatlak sesler var. Kara Mustafa'ya bağlı orta ağlar. Yüzümüze bakmazlar. Sağda solda imalı konuşurlar. Onların hepsini de halledeceğiz. Çandarlı bizi kurbanlı koyun yapmak ister. Bütün tavrı ondandır. Amenna. Lakin korkarım üstümüze gelecekler. Çandarlı bir tertip kurarsa? O bize koyun ol dedi. Lakin biz aslan olmayı yeğledik. Eyvallah. Uzun etmeye gerek yok. Seferden döndük yorgunuz. İyice bir dinlenelim. Gün ola, harman ola. Gecen hayır olsun ha. Neyim değil. Ne oğlum diyeceksin. Getiririm sana. Bir vakit önce Haseki'ydi. İmdi. Aklının yitmesiyle beraber sana dair hesaplarım da bitti Halime. Sizde ne hesap biter, ne kitap sultan. Hele sen şu orta ayı avucunun içine nasıl aldın Mihriban? Onu anlat. Evvelden beri aşıktı bana. Ne kadar ötelediysem de gölgemden ayrılmadı. Ayrılmadı, iyi olmuş. Gün gelir işimize yarar. Yeğenim Orhan'ı vaziyetten haberdar et. Burada her şey istediğimiz gibi. Emredersiniz sultan.
Satını mı ararsın kurtçu? Hı? Çandarlı sen ha. Ya ben. Bazı gecelerin sabahı olmaz. Sen ya ben Çandarlı, bu odadan birimizin ölüsü çıkacak. Faydası yok, iyiydim. Kalk bakalım. Bari esvabım iyisiydi paşam. Sen o kutsal esvabı hak etmiyorsun. Alın. Kemikliymiş ve kurtçu. Öldür beni. Öldür beni. Ölümlerden öte ölümler var kurtçu. Acele etme. Şöyleler. Aşağı indirin diğer şakilerin yanına. Geçiyoruz. Şimdi bak bakalım kim kimin çuvalındaymış. Kurtçu Doğan. Nedir? Ne? Hamı pişiremezsen bari pişmişe ham etme. Benim başıma kimse çuval aramaz. Thank you.
Yoldaşlar! Pirdaşlar! Kendi yeminlerine ihanet eden, devlete, Hakan'a baş kaldıran bu şakilere ibret nazarıyla bakın. Yarenler, Yeniçeri esvabı giyip erlik yerine eşkıyalık edenlerin hükmü bizzat sultanımız tarafından kesilecektir. Padişahı Alem Penah, Sultanul Güzat, Sultan Mehmet Han Hazretleri. Osman'ın sultanını hem de sefer dönüşü aşağılamaya kalktınız. Sefer bahşişi deyip önüme çıktınız. Bu işin sonunu hiç mi düşünmediniz? Sultan Mehmet Han bunun hesabını sorar diye hiç mi korkmadınız? Ne ettiysek ağamızla ettik. Kurtçu Doğan'ın yolunda boynumuzda, kanımızda feda olsun. Gafiller. Bunlar senin için yaptı bu fenalıkları.
Sen kim için yaptın Doğan abi? Ettiğin melanetleri tek tek bilirim. Seneler evvel Uçuktepe'de isyan çıkartıp beni tahtımdan ettin. Ne ettiysek Sultan Murat Hanımızı payitahta döndürmek içindi sultanım. Yetmedi. Nice mazlumu ağlattın. Nice ocağı söndürdün. Edirne pazarını da Sultan Murat için mi tarumar ettin? Yaktın, yıktın. Yoldan çıkan çerileri Buçuktepe'ye ben taşıdım. Yağmayı durdurdum. İsyan ettik ama Sultan Murat Han'ın dönüp tahta geçmesi içindi. Yetmedi. Konstantiniye dönüşü. Bana pusu kurup canıma kastettin. Sen bir Osmanlı şehzadesinin kanına kastettin. Buna şahit olanları da öldürdün. Bu da mı Sultan Murat için? Konstantiniye dönüşünde atılan pusuda benim dahlim yoktur sultanım. Kaldı ki buna dair de hiçbir delil yoktur. Yetmedi. Karaman seferi dönüşü. Yolumu kesip hakimiyetimi sorguladın. Bana, sultana kılıçların altından geç dedin. Sefer sırasında sefer bahşişi vermek töredendir sultanım. Töre yüttük, çerinin hakkını gözettik. Yetmedi, kardeşim Ahmet'in can verdiği tertibi tezgahladın. Sen Sultan Murat Han'ın oğlunun kanına girdin. Zinhar sultanım, benim o meselede dahlim yoktur. Bektaş'a halt etmiş. Bedelini de kellesiyle ödedi zaten. Ben o zaman da sizinle omuz omuza seferdeydim zaten sultanım. Isır dediler ısırdın. Havla dediler havladın. Bu köpekliği yaparken senin tasman kimin elindeydi Doğan Ağa? Senin sahibin kim? Kimlerle iş tuttun kurçu? Konuş. Dostken bize sır verenleri düşmanken ele vermeyiz sultanım. Bir daha sorarım. Ardını tutan, sana destek olan kim? Yapılan her şeyin sorumlusu benim sultanım. Vereceğiniz her türlü cezaya da razıyım. O vakit senin sonun. Devlete isyan edenlere ibret olsun. Lakin senin gibi düşkünlere ecel ödül olur. Sultanım. Gayrı, arkasına sığınacağın Yeniçeri esvabı yok. Çıkart! Allah aşkına sultanım. Öldürün beni. Yeniçeri çizmen, börkün yok. Çıkart! Allah aşkına sultanım.
Yalvarırım, bu halde kovmayın beni. Öldürün beni sultanım! Bu ocaktan kovulmanın, gözden, makamdan düşmenin onursuzluğunu bir ömür boyu yaşayacaksın. Ağalar! Yeniçeri yoldaşlarım! Kurtçu Doğan düşkün olmuştur. Sultanım, yalvarırım! Yalvarırım, bu halde kovmayın beni! Öldürün beni sultanım! Gayri yoldaşınız, haldaşınız değildir. Ocağımızın Yeniçeri ağası. Bundan gayrı. Kara Mustafa ağadır. Falakaya yatırın şu melunu. Sultanım, yalvarırım. Sultanım, yalvarırım. Yatırın şunu. Bırakın ulan. Ben Yeniçeri ağası Kurtçu Doğan'ım. Siz kimsiniz ulan? Falakaya yatıracak adam mısınız lan siz? Ben Yeniçeri ağası Kurtçu Doğan'ım. Siz kimsiniz ulan? Mustafa. Sultanım. Acemi oğlanları çağırın. Üvedi gelsinler. Acemi oğlanlar. Sadık. Süleyman. Alın sopaları. Ulan tüysüzler. Daha düne kadar ağa derdiniz lan bana. Siz benim dengim misiniz lan? Sen gayrı. Bu acemi olanlara dahi denk değilsin. Kurtçu. Akılsız başın cezasını evvel ayaklar çekermiş. Ha kurtçu ha. Devlete meydan okumak, gülbank okumaya benzemez. Esvabını yırttırdım. Börkünü, çizmeni aldım. Şimdi de namını alacağım. Ağalığını yaptığın bu Yeniçeri ocağında şu aşağılık vaziyete düşmek, adi, haysiyetsiz suçtan ötürü falaka yemek, bu cihanda senin için en büyük utançtır. Kadim töre gereği, 40 sopa, vurun! Herkese ibret olsun. Etme sultanım. Dergahınıza çok geldim gittim. Söylediklerinizi dinledim. Öğrendiğim çok şey de oldu. Ama hani ben dinini değiştirmiş değilim. Ama hiçbiriniz beni ötelemediniz. Ben isterim, çok isterim. Değişmek, değiştirmek. Ancak nereden başlarım hissetmeye? Nereden başlarım anlamaya? Bunu bilmem. Var mıdır bunun bir çaresi? Her şeyin bir vakti, usulü,
kaidesi vardır. Sen nasıl toplarını değiştirmeyi bir kaideye bağlamış isen, o zaman insanın da bir tekamül noktası, değişme yeri vardır Urban Usta. İşte orası neresidir? İnsanın değiştiği yer. Onu bilmek isterim. Gönlü. İnsanın tekamül noktası, değişme yeri gönlüdür. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uyarıyor bizi. Dikkat diyor. Vücutta bir et parçası vardır. O iyi olunca bütün vücut iyi olur. O bozuk olursa bütün vücut fena ve bozuk olur. İşte diyor iki cihan serveri. Bu et parçası kalptir. Kalbine, yani gönlüne dön Urban Usta. Bazısı harften, bazısı yüzden okumaya çalışır insanı. Oysa ki insan denen kitap kalpten okunur. Bir insanı cemali değil, kalbi ele verir. Allah Allah! Bismillah! Hu! Yolum yolunuz, kolum kolunuz, dinim dininiz, başım yolunuzda, canım uğrunuzda, malım törenizde kurban, dilim tercüman, erenlerden ferman, tuz, su, ekmek gördüm. Yoldan ayrılırsam tuttuğunuz kılıç, boynuma doğrak, mürdüm. Gerçeklerde bile, fiir gayretine. Ya Ali, hu! Ey küfür milleti! Ey düşmanı Muhammedi! Siz küfrani, biz şükrani. Siz bir taraf, biz bir taraf. Kendi kılıcımla doğranayım. Yer gibi kertileyim. Toprak gibi savrulayım. Kapıda ne üzere durursun Talip? İkrarım. Şehadet dileyin. Kararım. Yüreğinde yiğitlik. İsharım. Cihanın fethi. Şiarım. Hayırlı kademli töreli olsun. Thank you.
İmparator'un sizi affetmiş olması son vakitlerde aldığım en iyi haber. Evet. Aramızda küçük bir mesele vardı, hallettik. O küçük mesele notara sormalı. Gönderilmesi herkes için en iyisi oldu. Evet. Galiba öyle oldu. Masraflarım için Osmanlı ile Roma'yı karşı karşıya getirmek de onun hesabıydı. Küçük hesapların altında kaldı. Majesteleri, Şehzade Orhan'ın yaveri geldi. Önemli olduğunu söylüyor. Sultanım. Edirne'den bir haber var. Mühimdir diye düşündüm. Kimden? Hala Sultan'dan. Haberler iyi galiba. Selçuk Hatun. Mehmet'le bizim halamız olur kendileri. Fakat Mehmet onu kendisine sadık sanıyor. Ama... Sadakat hak edenindir. Öyle. Yeniçeri Ocağı'nın en kudretli orta ağasını etkisi altına almayı başarmış. Yakında da Yeniçeri ağası olmasını bekliyor. Bununla sınırlı kalmaz herhalde, değil mi? Başka ne yapabilir ki bizim için? Sultan Murat Han'ın eski karısı. Sırp prensesi Mara. Uzaktan akrabam sayılır, biliyor musunuz? Mara ne işimize yarayacak ki? Sağ olun. Gıyabında bana çok destek çıkmışsınız. Bahtiyar kıldınız beni. Olanı söyledim kızım. Ne bir eksik ne bir fazla. Senin gibi törebilen, saraylı bir hatuna verilecek vazife miydi o? Ama törebilirliğin, devletli oluşun öyle basit bir vazifeyi mühim kıldı. Devleti ikilikten, sultanımızı büyük bir yükten kurtardı. Hasibe Hatun'un kızına da bu yaraşır. Ah, kusura bakma. Aranızın kötü olduğu aklımdan çıkmış. Estağfurullah. Ben hak bildiğimden yana saf tuttum. Bu halden de zerre gocunma. Hakkı, adaleti tutmak... ...anayı babayı tutmaktan yeğdir. Maşallah benim devletli kızıma. Ben müsaadenizi isteyeyim. Ben de senin gibi sarayda yalnızım. Ne zaman istersen bir sıkıntın olur, bir derdin olur. Kapıyı çalmadan gir. Anlat bana. Tamam mı benim güzel kızım? Sağ olun. Siz de beni bir kızınız belleyin. Ne vakit, ne arzu ederseniz seve seve yaparım. Kapı.
Selametle. Surların yapımı için Vali Bey çalışmalara başladı sultanım. Lakin Roma'nın bunu duyması uzun sürmez. Ellerinde Orhan'dan gayrı koz yok. Ama yine de hazırlık yapmak icap eder. Bundan gayrı geri adım atmak yoktur Lala. Bu vakte değin sur içi onlarınsa, surların dışı ebediyen bizimdir. Umarım bu fethin ayak sesleri olsun sultanım. Zor olan fetih yapmak değil, koca bir milleti fete hazırlamaktır. Muradınız nedir hünkârım? Ahalinin bu fete ne kadar hazır olduğunu görmek dilerim. Ya bu tuzsuz olmuş et. Bana biraz tuz getir evladım. Paşam. İshak. Kısmetli Adem'sin ha. Ne zaman sofraya otursam sen gelirsin. Ocakta etli aş, yanında ben gibi kardeş. Hayatta daha ne istersin? Buyur gel otur. Ama şurada çek minderi. Al. Tek biraz tuzsuz olmuş da. Paşam. Hı. Buyur. Havadisler pek iyi değil. Hı. Hayrola? Mehmet, Anadolu Hisarı'nın karşısına bir hisar yaptırma emri verdi. Anlayacağın ufukta Konstantiniyye seferi görünür. Et tuzu pek sever İshak. Ama fazla kaçırırsan çorak olur. Yenmez. Mehmet'in de hesabı aynı. Bu iş ona tuzluya mal olur. Malkoçoğlu Hamza'ya haber sal. Beyim, yuvarda Konstantinos'a bağlı Romanos Hunları, bir de Galata kolonisine bağlı Cenevizliler var. Köylüden maraz çıkmayacaktır. Ama Bizans kışkırtması olacaktır. Biz buraya tarla sürmeye, ekim biçmeye mi geldik Hamza? Estağfurullah beyim. Ben yalnızca senin... Civar köylere sızın. Ahalinin vaziyetini öğrenin. Ustanın, işçilerin yanında da, hisarın etrafında da koç yiğitlerimiz emniyet alsın. Eyvallah beyim. Sen kal Hamza. Buyur bey. Hayırdır? Şu Piri Paşa meselesi. He. Kafamı kurcalar. Bilirsin kafamı kurcalayan şeyleri sevmem. Sebebini bulur, kökünden hallederim. Hele anlat şunu tekrar. Anlattım ya beyim. Kafanı kurcalayan nedir? 20 yıldır omuz omuza akın yaparız. Eyvallah. Mineğine kuvvetli, sadakatine sağlam olduğunu bilirim. Ne demeye çalışıyorsun beyim? Derim ki, Piri Paşa kocamış bir çınar. Senin karşında duramaz. Nasıl oldu da sağlamadın? İşte şimdi yerim paşam. Çandarlı sofrasıdır. Aç kalkan olmaz. Daha neler var bak. Ya paşam.
Mustafa Ağa'yı anlarım. Hadi Kurtçu'yu da anlarım. Bunu da atacağım biraz tuz. Da 100 yıllık Malkoçoğlu sülalesini birbirine nasıl kırdırdın? Onu anlamam. Yani Hamza'yı Bali Bey'i öldürmesi için nasıl ikna ettin? Hı, aklım almaz. Zaaf İshak, zaaf. Her Adem'in mutlak bir zaafı vardır. Mesela Mustafa'nın zaafı kadın. Kurtçu'nunki akçe. Peki Hamza'nınki ne? Hamza epeydir Rumeli Beylerbeyi olmak ister ama Bali hayatta olduğu müddetçe bu mümkün değildir. Tabii. Sen de ona Rumeli Beylerbeyi tayin edeceğini söyleyince he? Ah paşam ha. Peki paşam, benim zaafım ne? Sen tehlikeli bir Adem'sin İshak. Bütün bu zaafların hepsi sende var. Sultan Mehmet Han kısa çöpün hakkını uzun çöpten alacak. Hey ahali, duyduk duymadık demeyin. Nasıl olacak bu iş? Bir şikayetiniz olduğunda kağıda yazıp bu zembillerin içine atacaksınız. Atacağız ama bir çaresi olacak mı? Onu söyle paşam. Hünkârımız haftanın iki günü sizden gelen kağıtları okuyup derdinize derman olacak inşallah. İnşallah, i̇nşallah paşam. İnşallah. Allah razı olsun. Zembiller pek rağbettir. Gelenin gidenin ağrı kesilmez. Rağbet görmesi güzel. Ancak düşündürücü de. Neden? Reaya bunca derdini neden bir kadıya değil de bizzat sultana söyler? Ya kadılardan razı değiller? Ya da hükümlerinden. Ne yapmamızı dilersiniz? Şu zembilleri gün bitiminde alın gelin. Ahalinin ne derdi varmış görelim. Sultan Mehmet Han bilmez mi senin bildiğini? Saltanat şerik kabul etmez. Sultan Mehmet Han o sebepten kardeşine kıydı. Saltanat da olsa insan nasıl kıyar kardeşine? Aklım hafsalam almıyor. İktidar hırsı evladı babasına, kardeşi kardeşine düşürüyor. Bu da o hikayelerden biridir elbet. Doğru dersin. Doğru derim tabii. Ölediği ziyaret etmeden önce oraya uğradığını duydum. Kardeşiniz Demetrios yeni bir evlilik gerçekleştirdi. Davetini geri çevirmem olmazdı. Demetrios,
ne yapmaya çalıştığını anlamak imkansız. Aslında amacı gayet açık. Nedir? Bir varis bırakma. Benden önce annemi ziyaret ettin sanırım. Helena Dragas. Eski kudretli günlerinden uzaklaşmış gördüm kendisi. Küçük bir derse ihtiyacı vardı. Sanırım dersini aldı. Umarım. Umarım öyledir. Ancak anneniz haklı. Güçlü olmak istiyorsanız arkanızda varislerinizin olması gerekiyor. Uygun birini bulursam ileride belki. Anneniz aklında birisi var. Bana da gayet mantıklı geldi. Kim? Mara Brankovic. İster hünkârım. Canınız sıkıldı. Adalet ister Lala, adalet. Bir sürü şikayet var. Ardı arkası kesilmez. Bu nasıl iştir? Bana halka kulak tıkamış değil, milletle gönül köprüsü kuran bir kadı gerek. Sen de bana Zanos, kendi devletinde adaleti sağlayamayan adaletle nasıl hükmedecek? Nasıl fetihler yapacak? Cihana nasıl nam salacak? De bana. Öyle iş olmaz. Bana her daim hakkı söyleyen, haktan öte kudret bilmeyen, hakikatli bir kadı gerek. Aslında öyle biri var. Bilemedim. Neyi bilemedin Lala? Usulü sert, kararları kati. Hünkârım. Kimmiş bu? Molla Kara Hızır Çelebi. Al bakalım. Çok güzel. Oo, hoş geldiniz. Hızır dede. Ne oldu? Az önce elimi çalılara sürttüm. Aa, bakayım. Gel bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geçer. Üzülme sen. Adı güzel. Kendi güzel Muhammed. Keşke ben de erkek olsaydım da benim de adım Muhammed olsaydı. Neden Fatıma? Peygamberimize ben de adaşı olmak isterdim de. Adaşı değilsin belki. Ama haldaşısın güzel kızım. O çok daha evladır. Nasıl yani? Selat ve selam Efendimiz'e olsun. Efendimiz daha doğmadan babasını kaybetmişti. Böylece yetim hırkasını giymişti. Henüz çocukluk çağında da tıpkı sizler gibi annesini kaybetmişti. O vakit hem yetim hem öksüz kaldı. Şimdi anladın mı peygamberimize nasıl haldaş olduğunu? Anladım. Biz de peygamberimizin haldaşıyız değil mi Hızır dede? Tabii evladım. Hepiniz peygamberimizin haldaşısınız. Sakın ha sakın kendinizi yalnız görmeyin. Kainatın efendisi sizin haldaşınız. Görklü peygamberin himmeti de duası da sizlerle olsun. Yüzünüz hep gülsün. Aklınız hep işlesin. Şefkatiniz bilinsin. Merhamet sizlerden öğrenilsin. Sevginiz kalbinizden hiç eksilmesin. O vakit ne kadar kalabalık olduğunuzu göreceksiniz.
babam döneminde sürgün edilen mi? 12 sürgün değildi sultanım. Birkaç işte. Neden? Kimden? Çandarlı Paşa. Aralarında ufak bir sürtüşme olmuştu. Çandarlı Paşa Çelebi'ye pek rahat vermedi. O da yanlış karar vermektense hiç vermemek yedirdi. Buralardan göç eyledi. Bu işin üstesinden gelir mi dersiniz? Ne zalimin önünde eğilir, ne mazlumun hakkını yedirir. Hakkı bilir, hakkı söyler. Buna en münasip kişidir. Ala. Nerede yaşar? Ne yapar bu adam? İnceiz yakınlarında bir köyde yaşadığını duydum. Orada yetimlere kol kanat gerermiş. Öyle alimler bizden uzak kalmamalı. Var git, onu davet ettiğimizi, beklediğimizi söyle. Molla Hızır Çelebi bu sultanım. Ne yapacağı belli olmaz. Ben gideyim gitmesine de. O ikna olur. Gelir mi? Onu bilmem. Osmanlı'yı köşeye sıkıştırmayı başarmışsınız. Ancak yine de tehlikeli bir yol. Açıkçası Mehmet'in oranın masraflarıyla alakalı teklifimizi kabul edeceğine dair hiç inancım yoktu. Onu genç ve hırslı bir padişah olarak biliyoruz. Beni asıl tedirgin eden teklifinizi kabul etmesi. Anneniz Helena Dragas geldi efendim. İmparator, beni emretmişsiniz. Sfrankis'le konuşmuşsun. Mara Brankovic hakkında. Kafamdaki şüpheleri gidermeni istiyorum. Şüphe hissedecek hiçbir şey yok. Kardeşin Demetrios evlenerek halkına bir işaret verdi. Neden Mara? Hem soylu bir prenses, hem de... Hem de senin akraban, değil mi? Bunun hiçbir önemi yok. Sen eksik bir hükümdar olmak yerine halkının saygı gösterdiği bir imparator olmak istiyorsun, öyle değil mi? Mantıklı bir evlilik. Ama saygın bir imparator olduğumu gösterecek çok daha mühim bir şey var. Yetenekli elçimiz Andronico'yu Osmanlı'nın payitahtı Edirne'ye gönderdim. Orhan için mi? Sadece Orhan için değil. Mehmet'in sabrının sınırlarını görmek için. Savaş mı istiyor yoksa barış mı? Bunu yakında göreceğiz. Lala. Hünkârım. Halil Paşa'nın Hızır Çelebi ile arasındaki mesele nedir? Bilir misin? Ben o vakitler Rumeli Beylerbeyi'ndeydim. Hadiseyi işittim. Lakin Zanos Paşa daha iyi bilir. Gel. Bizans elçisi geldi hünkârım. Görüşmek için emir ve iradelerinizi bekler. Hala Sultan'a şifalı otlar gelecekti. Şurada olacaktı. Hala Sultan'a hususi gelenler değil mi? Evet. Ama kimse dokunmayacak denmişti. Hala Sultan şerbet istedi. Götürür müsün?
hayırlı haberlerinizi aldım. Allah'ın izniyle muvaffak olacağınıza dair zerre şüphem yok. Mağaranın haremden mutlaka çıkması lazım. Seni bulmak ne kadar da zor Mihriban. Hava Sultan otlar istetmişti. Onlar için geldim. Yüzünü pek bir güleç gördüm. Bize haremde gülünmesi gerektiğini belirttiler. Ondandır. Sarayda bir şehzade ölse bile mi? Ben... Ahmet'i pek mi düşünürdün sen? Ki benden habersiz ellerini çıkartmaya bile kalkmıştın. Herkesin tuttuğu yaz şekli farklıdır Büşra Hatun. Diyeceğim bir şey yoksa... Halime ile aram pek bir iyiymiş diye işittim. Bize demeyip sana dediği bir sırrı var mıydı? Halime, hala sultanın kalfasıydı. Benim gibi. Biz bir şey demeyiz, hala sultan der. Bize bir şey denmez, hala sultanımıza denir. Senin de bir diyeceğin varsa... Vakti gelende sözümüzü havada komayız. Kime gerekirse gözünün içine baka baka deriz. Şimdi gidebilirsin. Hala Sultan'ı bekletme. Oh. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Niçin geldiniz? Mola Çelebi'yi ararım. Hızır Çelebi Efendi mi? Doğrudur. Sordum, burada olduğunu söylediler. Kim deyim beyim? Sultan Mehmet Han'ın veziri Zanos Paşa dersin. Hoş geldiniz paşam. Ben sizin geldiğinizi haber edeyim. Bundan sonra dışarıdan hala sultana ne gelirse gelsin... ...önce bana diyeceksin. Baş üstüne Gülşah Hatun. Afiyet olsun. Cebindeki akçe ebediyen senin olmasını istiyorsan yedir içir buyurmuşlar. Ben de elimi eteğimi dünyalıktan çektiğim günden beri bu gariplere bakarım. Garibana. Yedirmen, içirmen, barındırman yerindedir elbette. Ancak haklarını gözetmeyi unutman bu olmaz Hızır Çelebi. Ya. Hadi al bakalım bunu. Hadi arkadaşların yanına git. Maşallah. Ne demek istersin paşam? Görüyorum ki uzlete çekilmişsin. Dünya meşgalelerinden uzaklaşmışsın ancak sen sırt döndün diye cihanda adalet tesis edildi sanma. Sırt döndük diye sağır da kesilmedik ya. Bilir, işitirim paşam. Peki daha fena değil midir? İşitip çare bulmamak, kayıtsız kalmak.
Kayıtsız kalmayınca da sonumuz malum. Üstümüze gelenin, hasımlık güdenin haddi hesabı yokken yanımızda duran bir elin parmağını geçmez. Hala mı Çandarlı meselesi? Ben cümle meselelerden geçtim. Ancak geçerken de bu garibanlardan başka bir meselenin kalmadığını öğrendim. Ondandır uzletim, ondandır sessizliğim paşam. Sultan çağrısına da mı icabet etmezsin peki? Şu yetimlerin dışında varacağım hiçbir yer, göreceğim kimse yoktur paşam. Ben bu işlerden geçeli çok oldu paşa. Var sultanı da böyle söyle. Nefes ver varlığı. Bizans İmparatorluğu elçisi Andronikos. Sultan Mehmet Han seni dinler. Konuş. Sultan Mehmet Han, Paris içerisinde yaşamak istediğiniz bir devletin elçisine karşı takındığınız bu tavır aramızdaki iyi ilişkiyi imparatorumuza sorgulatacaktır. Bu ne cüret? Bırakın. Teşekkürler. Yüce İmparatorumuz, Bizans'ı kudreti karşısında gösterdiğiniz bu iyi niyetinizi unutmayacaktır sultanım. İmparator Konstantinos, Sultan Mehmet'in son tutumdan oldukça memnun. Barisi sürdürmek isteğinizi takdir ediyor. İmparatorumuza götürmem için söz verdiğim altınları göremedim. Yoksa hazırlamakta bir sıkıntı mı yaşadınız? Sultan Mehmet Han'ın emri üzere hazırlandı. İvedilikle getirilecektir. Ne diyorsunuz? Takdire şayan. İmparatorumuzun bundan duyacağı mutluluk paha biçilemez. Ancak geldiğimde duydum dedeniz Beyazıt'ın düştüğü hataya siz de düşmüşsünüz. Bir hisar yapamına baslamışsınız. Bu hisarın varlığı imparatorumuzu rahatsız ediyor. İmparatorumuzun rahatsızlığı duyduğu bir yerde siz de rahat kalamazsınız. Ayrıca kudretli ve kadim Roma'nın mirasçısın olan Bizans'ın hakimi İmparator Konstantinos Osmanlı'nın baslatmış olduğu top yapım çalışmalarını acilen durdurmasını ister.
Başka ne ister? Hazmetli imparatorumuz, bizden kaçırdığınız Macar top ustası Urban'ın acilen bize iade edilmesini emreder. Son olarak bu kadarı kafi. Döktüğümüz toplar için endişeleniniz doğru. Çünkü o toplar meydanlara çıktığında ortada bir imparatorluğumuz kalmayacak. Konstantiniyye'ye götürmek istediğiniz Urban elbet bir gün dönecek. Ama onu karşılayacak bir imparatorunuz kalır mı? Sanmam. Bize peygamber müjdesi olan şehrinizi fethedeceğimiz gün yakındır. Şimdi iyi duy. Bu cihanda tek bir devlet olacak. O da Ali Osman'ın devleti. Bu cihanda tek bir başkent olacak. O da Konstantiniyye. Bu cihanda tek bir Hakan olacak. O da... Tereddüt göstermeyiniz. Ey ricali devlet, ey alimi hikmet, ey asakiri Muhammediye. Gayrı istikamet Konstantiniyye.